Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Yine üstü sayılarda kalmıştık. Oradan devam edelim. İkinci videomuzdayız. Daha sonra örnek sorular yapacağız. Daha sonra daha önceki çıkmış soruları çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk sorumuza dikkatli bakın arkadaşlar. Gözünüz bir noktadan sonra soruyu yakalıyor. Ne demiştik? Birkaç saniye bakacağız. Bakın arkadaşlar, 1 artı 2 üzeri x artı 3 üzeri x dursun. Şimdi 14'ün içinde ve 21'in içinde 7 var. Ben bunları ayırayım. 7 üzeri x. Bunu 2 çarpı 7'nin x'inci kuvveti yazayım. 21'i de arkadaşlar 3 çarpı 7'nin x'inci kuvveti yazalım ve bunu 49 diyelim. Şimdi bu aşağıya bir ayıralım. 1 artı 2 üzeri x artı 3 üzeri x duruyor yukarıda. Aşağıya ayırdığım zaman arkadaşlar 7 üzeri x artı bu tepedeki x hem 2'ye hem de 7'ye ait olduğuna göre ben bunları da bir ayırdım. 3 üzeri x ve 7 üzeri x soru gördüğünüz gibi şu noktadan itibaren bitti. Ne yapıyorum? Nasıl bitti arkadaşlar? Aşağıya 7 üzeri x parantezini alalım. Haydi bakalım. Yukarıda ne var? 1 artı 2 üzeri x artı 7 üzeri x. Pardon, uydurduğum 3 üzeri x var. Aşağıda 7 üzeri x parantezine aldığım an ne kaldı? 1 artı 2 üzeri x ve artı 3 üzeri x kaldı. Gördüğünüz gibi parantez içleri gitti mi? Gitti. Hemen onları götürelim. Dikkat edin, 7 üzeri x aşağıda kaldı. Yani ben bunu nasıl yazacağım? Şöyle şuraya taşıyayım. 7 üzeri x aşağıda kaldı, unutmayın. 49'u da 7'nin karesi yapalım. Haydi bakalım, onu yukarı çıkartalım. Eksi x diyelim. 7'nin karesi ise tabanları aynı. Arada eşitlik varsa eksi x'in 2'ye eşit ve x'in eksi 2'ye eşit olduğunu biliyorum. Evet, geçtik alttakine. Bakın, bu da bir önceki soruma benziyor mu? 5, 10, 15'in içinde 5 var mı? Evet. 7, 14, 21'in içinde 7 var mı? Hemen ayırmaya başlayalım o zaman. Bu 5 üzeri x. 10 nedir arkadaşlar? 2 ve 5 olduğuna göre 2 üzeri x ve 5 üzeri x yazsam olur mu? Olur. 15, 3 ve 5. Hem 3 üzeri x hem de 5 üzeri x yazayım. Sonra parantezi alayım. Haydi bakalım, aşağıda 7 üzeri x duruyor. Artı 14. 2 ve 7 olduğuna göre 2 üzeri x ve 7 üzeri x dedik. Artı 21. 3 ve 7 olduğuna göre 3 üzeri x ve 7 üzeri x dedik. Bu da 49 bölü 25 eşit mi? Sonra yapacağım onu. Bakalım, yukarıyı 5 üzeri x parantezine alırsam arkadaşlar ve aşağıyı 7 üzeri x parantezine alırsam, bakın arkadaşlar, 5 üzeri x parantezine aldım. Ne kaldı? 1 artı 2 üzeri x artı 3 üzeri x kaldı. 49 bölü 25'i unutmadım arkadaşlar. Yerim az olduğu için sonra yazacağım. 7 üzeri x parantezine aldım aşağıya. 1 artı 2 üzeri x ve 3 üzeri x kaldı. Gördüğünüz gibi parantez içlerimiz gitti. Harika oldu. Peki kalanların arkadaşlar kuvvetleri aynıysa ben bunu 5 bölü 7'nin x'inci kuvveti yazar mıyım? Aynen öyle yazarım. Şimdi 49 bölü 25'i yerleştireceğim. Bakın arkadaşlar, bu 7'nin karesi, bu 5'in karesi, değil mi? Ben bunu 7 bölü 5'in karesi halinde yazabiliyorum. Ama gördüğünüz gibi kesirler ters çevrilmiş halde. O zaman bir daha düzeltelim. 5 bölü 7'nin x'inci kuvveti, ters çevirdim arkadaşlar. 5 bölü 7'nin ters çevirdiğime göre kuvvetinin işareti değişecek. Eksi 2 olacak ve tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa x'i eksi 2 diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar, yapacağım 2 örnek ya da 3 örnek ya da 4 örnek, bilmiyorum, göremiyorum. Üstü sayıların denklem haline getireceğiz. Bakın arkadaşlar, ne dedik? Hangi konuda olursa olsun tekrarlanan bir şey gördüğümüz an biz dönüşüm yapacağız. Bu 5 üzeri x'in parantez karesi değil midir? Evet, aynen öyle. 26 çarpı 5 üzeri x ve artı 25'imiz var. Bakın, tekrarlanan bir şey gördük. Ne yapalım? Biz 5 üzeri x'e dönüşüm yapalım. T diyelim arkadaşlar. O zaman denklemimiz t kare eksi 26t
Ve artı 25 oldu. Eşittir 0. Haydi deneme yanılma yapalım. T'ye T dedik. 25'e 1 dedik. Her ikisinin de eksi olması gerekiyor ki eksi 26'yı bulalım. Ve bunları 0'a eşitlediğimde ben T'yi ya 25 bulacağım ya da T'yi 1 bulacağım. Neye T demiştik? Hemen alalım. 5 üzeri X'i ya 25 diyeceğim ya da 5 üzeri X'e 1 diyeceğim. Peki 5'in hangi kuvveti arkadaşlar 25'tir? Buradan x'i 2 bulduk. Peki 5'in hangi kuvveti 1'e eşittir? Her sayının 0. kuvveti deyip 0'ı buluyoruz. Köklerimiz demek ki, yani çözüm kümemiz nelermiş? 0'la 2'ymiş deyip bitiriyoruz. Dönüşüm yapmaya alışın arkadaşlar. Sevmediğinizi biliyorum ama soruda büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi bakalım, tekrarlanan bir şey var. Biz bunu bir parçalayalım mı? Bu 3 üzeri x'in karesiyle 3'ün birinci kuvvetinin çarpımıdır. Eksi 28, 3 üzeri x ve artı 9. Nasıl yaptık demeyin arkadaşlar. İlk videoyu seyretmediniz mi? Bunu biz nasıl ayırıyoruz önce? 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1 diyoruz. Sonra 3 üzeri x'in karesi ve 3 diyorum. Eğer anlamayanlar varsa birinci videoyu bir daha seyredecekler. Haydi, tekrarlanan var arkadaşlar. Bir anda öğretmen edasıyla sinirlendim. 3 üzeri x'e t diyelim. O zaman burası 3 t kare oldu mu? Eksi 28 t oldu. Artı 1 de 9'umuz var. Evet, eşittir 0. Haydi başlayalım. Adı deneme yanılma arkadaşlar. Denemekten ve yanılmaktan korkmayın. 3 t'ye t diyeyim. Buraya 9 dersen, buraya 1 dersen, bakın çapraz bunlar eksi olursa, çapraz kontrol ettim. Eksi 27, eksi 1, eksi 28'i buldum ve bunları 0'a eşitlediğim an ya t'yi 1 bölü 3 buldum ya da t'yi 9 buldum. Neye demiştik arkadaşlar t? Ya 3 üzeri x'i 1 bölü 3 bulduk ya da 3 üzeri x'i ne bulduk? 9 bulduk. 3'ün eksi birinci kuvveti değil mi? 1 bölü 3'tür. Evet, buradan eksi 1 buldum. 3'ün karesi 9'dur. Buradan da 2 buldum. Köklerinin çarpımı, onu da çarparsınız. Haydi geçtik bir sonraki soruya. Çok sorumuz var. Bakın, tekrarlanan var. 5 üzeri x'ler tekrarlanıyor. Hiç düzelteyim müzelteyim demeden 5 üzeri x'e ben t dersem, unutmayın 5 üzeri eksi x nedir? Kuvvetin işareti değişmişse ters çevrilmiş demektir arkadaşlar. Hemen yerleştirelim o zaman. Ne oldu burası? 26 bölü t artı 1 bölü t eşittir t midir? Ne yapın? Payda eşitlemeyin arkadaşlar. Direkt içler dışlar çarpımı yapın. Hemen içler dışlar çarpımı. T ile t'yi çarptım. T kare dedim. T ile 1 bölü t'yi çarptım. 1 dedim. Ve eşittir 26 dedim. T kareyi yalnız bıraktım. 25 dedim. Karesi 25 olan sayı 2 tane, unutmayın arkadaşlar. Ya t'miz 5 olacak ya t'miz eksi 5 olacak. Tamam, burada olmayacağını biliyorum ama yazmak zorundasınız arkadaşlar. Hemen neye demiştik? 5 üzeri x'e ya 5 diyeceğiz ya 5 üzeri x'e eksi 5 diyeceğiz. Biz biliyoruz ki pozitif sayının hiçbir kuvveti negatif sayıya eşit olmaz. Orayı atacağız ve 5'in birinci kuvvetinin 5'e eşit olduğunu bilerek x'i 1 olarak bulacağız. Şimdi bir kural yazmışım arkadaşlar. Bu kurala dikkat edin arkadaşlar. Bakın, tabanlar aynıysa, bakın sağdaki tabanlar aynı, soldaki tabanlar aynı, kuvvetlerinin oranları da aynıdır. Çok sevdiğim bir kuraldır. Çok da fazla görüyoruz. Bu kural ne diyor arkadaşlar? Bakın, solda A'lar var, sağda B'ler var. Tabanlarımız oranlarını, tabanlarımız aynı olduğu için soldaki ve sağdaki, hemen ben bunu şöyle yazar mıyım? 3x bölü x kural doğrultusunda b bölü, pardon, b yok orada, pınar pınar, dikkatli ol pınar, kuvvetleri yazıyoruz dedik. 2 bölü 2y olmak zorunda. Hemen şuradaki x'leri götürelim, 2'leri götürelim ve ister içler dışlar çarpımı yapın, isterseniz 3 ile y'nin yerini değiştirin. Bakın, 3 ile y'nin yerini değiştirdiğim an y buraya gelir,
3 aşağıya gider ve y'nin 1 bölü 3 olduğunu bulurum. Bu aklınıza gelmezse tabii ki içler dışlar çarpımı yapacaksınız. Diyeceksiniz ki 3y eşittir 1. Her iki tarafı da 3'e böldüm. 1 bölü 3 olarak bulacağız. Oran orantıyı çok kullanıyoruz arkadaşlar. Dikkatli olun. Haydi bakalım. Aynı kural. Ama dikkatli olun. Ne demiştik? Soldaki tabanlarla sağdaki tabanlar aynı olmalıydı. Hemen görmüyoruz değil mi o kuralı? Ama neyi fark ediyoruz? 25, 5 ile alakalı. 45'in içinde de 5 ve 3 var. Tamam, o zaman biraz düzeltelim. Biz buraya 3 üzeri a diyelim. 25'i 5'in karesi diyelim. Tamam. Burası 5 üzeri 2b. Ama 45'in içinde 9 çarpı 5 dediğime göre 3'ün karesi çarpı 5'in birinci kuvveti. Tamam. 3'ler bir tarafta, 5'ler bir tarafta olacak. Yerlerini değiştireyim. O zaman 3 üzeri a eşittir 5'in karesi burada kalsın. Tamam. Bakın altta 3'ün karesini sola atacağım. 5'in 5 üzeri 2b'yi sağa atacağım. Yani aslında kuvvetleriyle oynayacağım. Dikkat edin. Sola atmak demek aralarında çarpı varken, yani bölüyorum aslında, kuvvetinin işaretini değiştiriyorum. Bakın burası da 5 üzeri 1 eksi 2b haline geldi. Şimdi sağdaki tabanlar 3, soldaki tabanlar 5. Kuralım geçerli mi? Aynen geçerli. Şuraya yazalım. A bölü eksi 2 eşittir 2 bölü 1 eksi 2b midir? Evet, doğrudur. Hemen içler dışlar çarpımı yapmayın. Bakın A'nın diye başlıyorsa A eşittir şeklinde yazmamı istiyor demektir. Yine ben oran orantının güzel kurallarından birini kullanacağım. Bakın eksi 2 ile 2'yi çarparsam ben arkadaşlar direkt A'yı çekmiş olurum. Bakın A orada duruyor. Eksi 4 buraya gelmiş oluyor. 1 eksi 2B haline geliyor. Ve ben A eşittir şeklinde yazmış oldum arkadaşlar. Gelelim bu kuralımıza. Bu biraz mutlak değeri hatırlatıyor arkadaşlar. Bakın kuvvetler aynı. Görüyor musunuz kuralıma? Kuvvetler aynı. Her ikisinde n. Eğer kuvvetler çiftse mutlak değer gibi. Bir gördüğümü eşitleyeceğim, bir de ters işaretlisini. Ama kuvvetler tekse direkt gördüğümü eşitleyeceğim. Yani kural diyor ki bakın kuvvetler çift ve aynıysa ben bir gördüğümü eşitleyeceğim. Yani 3x artı 3'ü 2x eksi 4'e eşitleyeceğim. Bir de mutlak değer gibi düşüneceğim. 3x artı 3 ters işaretlisine, yani eksi 2x artı 4'e eşitleyeceğim. Bu önemli bir kuraldır. Unutulan bir kuraldır. Buradan eksi 7 buldum. Buradan da arkadaşlar 5x'i 1 ve x'i 1 bölü 5 olarak bulmuş oldum. Daha önceki yıllarda bu kuralla ilgili soru var. Bakın biraz sonra onun benzeri var bende de. Bakın kuvvetler tek. O zaman ne yapacağım? Bir tek gördüğümü yazacağım tabanlardakine. X kare eksi 5x artı 1. Görüyorum sağdaki tabanda x kare artı 4. Başka hiçbir şey yapmıyorum ve x kareleri götürüyorum. 5x'i sağa attım. 4'ü sola attım. Eksi 3 dedim. Ve x'i eksi 3 bölü 5 olması gerektiğine karar verdim. Şimdi göreceğiniz soru arkadaşlar, daha önceki yıllarda bir sorunun aşırı benzeri. Hatta aynısı da olabilir. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Sorunun kalıbını hatırlıyorum ama sayılar bunlar mıydı onu hatırlamıyorum. En tek sayı demiş. Neden böyle demiş? Bir bakalım arkadaşlar. Şu 18 üzeri n. Daha bu tarafa bir şey yapmıyorum. Solda ne olduğunu bilmiyorum. Bakın 2x çarpı n üzeri 1 bölü n'in n'inci kuvveti. Bu n, tepedeki n her birine ait mi? Evet. 2 üzeri n, x üzeri n ve n üzeri 1 bölü n'le n'i çarparsam n üzeri 1 haline geldi. Tamam. Hemen götürdük mü arkadaşlar? N'ler gitti. 18'i ayıralım o zaman. 18 ayırmayalım ya. 18 üzeri n geri döndüm. Bakın kuvvetler aynıysa 2x üzeri n haline geldi mi? Ne demişti? Kuvvet tek. O zaman yalnızca gördüğümü yazacağım. Yani 18 eşittir 2x diyeceğim ve x'i 9 olarak bulacağım. Daha önceki yılları tarayın arkadaşlar. Bu soruyu göreceksiniz. Haydi bakalım bir sonrakine. Ha, şimdi ABC tam sayı demiş arkadaşlar.
Gördüğünüz soruyu, 2'nin hangi kuvveti Allah aşkına 3'ün bir kuvvetine eşittir? Bir düşünün, 2'nin hiçbir kuvveti 3'ün bir kuvvetine eşit midir? Ha, bir tek kuvveti hariç. Hangi kuvvetleri arkadaşlar? Sıfırıncı kuvvetleri hariç hiçbir kuvveti birbirlerine eşit değildir. Çünkü 2 ile 3 hem asaldır hem de aralarında asaldır. Evet, A artı 4'ün 0 olması gerektiğini, A'nın eksi 4 olduğunu biliyorum. Bu tarafa geçtim. A eksi B. Orada ne yazmışım Allah aşkına? 5 yazmışım herhalde. 0 ise A'yı da eksi 4'ü koyduk buraya. Eksi B artı 1 eşittir 0'dan. B'yi de ben 1 olarak buldum. Hadi geçtik öbür soruya. Bakın aynı şey. X, Y tam sayıymış. Tam sayısı arkadaşlar 11'in hangi kuvveti 17'nin bir kuvvetine eşittir? İkisi de asal. Hangi kuvveti? Evet, duyuyorum arkadaşlar. Sıfırıncı kuvvetleri hariç hiçbir kuvvetleri birbirine eşit değildir. Hadi yazalım o zaman. 2x eksi y eksi 10 eşittir sıfırdan. Onu karşıya alsam 10 desem. Öbüründe x artı y artı 1 eşittir sıfırdan. O artı 1'i de karşıya atsam. Taraf tarafa toplasam. Bakın y'ler gitse. 3x'i 9 bulsam ve x'i 3 olarak söylesem. Hadi birinin içine koyalım arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onun içine koyun. 3 artı y eşittir eksi 1 ise y'yi de ben eksi 4 olarak buldum. Ne sormuş? Çarpımlarını sormuş. Çarpımları da eksi 12 deyip bitirdim. Hemen geçtim bir sonraki. Altta var mı sorum? Hayır, yokmuş. Evet, geçtim bir sonrakine. Güzel. Bakın arkadaşlar, bu kuralı da unutuyorsunuz veya şaşırıyorsunuz. Bu sefer tabanlarım aynı ve eşitsizlik var arkadaşlar. Eğer tabanlarım birden büyükse, ne diyor? Birden büyükse. Evet, o zaman kuvvetlerle eşitsizlik yön değiştirmeyecek, aynen duracak. Ama basit kesirse yön değiştirecek. Ne diyelim? Bu cümlelerden pek hoşnut olmadığınızı biliyorum. Hadi bakalım şöyle diyorum. Bakın tabanlar basit kesir mi? Aynen öyle. O zaman kuvvetleri yazarken ben eşitsizliğin yönünü değiştireceğim. Gördüğünüz gibi değiştirdim. Ve x'i bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. Eksi 2'den büyük olması gerekiyormuş. X'in alacağı en küçük tam sayı nedir? Eksi 2'den büyük en küçük tam sayı eksi 1. Sayı doğrusu. Lütfen sayı doğrusu. Şaşırırsanız sayı doğrusu. Bakalım arkadaşlar. Tabanlar biri basit kesir, biri bileşik kesir. Birbirlerine dönüyor. İsterseniz ne yapalım? 3 bölü 2, 2 bölü 3 yapalım. Bir daha aynı kuralı yapalım. 2 bölü 3'ümüz dursun. Burası 3x artı 1. Ben kesri ters çevirdiğimde ne oluyor arkadaşlar? Kuvvetinin işaretinin değiştiğini biliyorum. Yani 2x eksi 4 oluyor. Şimdi diyorum ki tabanlar basit kesirse ben kuvvetler hakkında ne diyebilirim? Aradaki eşitsizliğin yönünün değişeceğini bilirim. Bakın burada küçüktür var. O zaman ben büyüktür işaretini koyacağım. X'i böyle attım ve bunu da böyle attım. Eksi 5'ten büyük olacağını söylüyorum. X'in alacağı en küçük tam sayı eksi 5'ten büyük. En küçük tam sayı eksi 4'tür deyip soruyu cevaplıyoruz. Bu sefer biraz daha ilginç. 0.25. 0.25 nedir arkadaşlar? 0.25 25 bölü 100 demek değil midir? Aynen öyle. Sadeleştirdim. 1 bölü 4 müdür? O da evet. Peki 1 bölü 4'ü ne yapıyorum? Sakın bilmiyorum demeyin, üstü sayılardayız. 1 bölü 2'nin karesi der miyim? Ona da evet. Onu da yukarı çıkarttım. 2 üzeri eksi 2 yazdım. Şimdi koyuyorum. 2 üzeri eksi 2'nin x eksi y'nin kuvveti küçüktür. 2 üzeri 5 eksi 2x. Kuvvetin kuvvetini çarpalım arkadaşlar. 2 üzeri eksi 2x artı 2y diyelim. Küçüktür. 2 üzeri 5 eksi 2x. Baktım tabanlara. Tabanlara birden büyük değil mi? Birden büyükse ne yapacağım? Kuvvetler için aynı yönü yazacağım. Yukarıda hangi yöndeyse, bakın küçüktür varsa ben de küçüktür koyacağım. Büyüktür varsa ben de büyüktür koyacağım. Eşitliğin her iki tarafındaki eksi 2x'ler gitti mi? Gitti.
Sonra ne yaptım? Her iki tarafı da 5'e böldüm. Y'nin 5 bölü 2'den küçük olması gerekiyor. 5 bölü 2 nedir arkadaşlar? 2,5'tan küçük olması gerektiğini söylüyorum. 2,5'tan küçük en büyük tam sayı nedir? 2'dir. Gerekirse sayı doğrusuna bakıyoruz. Haydi geçtik bir sonrakine. Evet, sıralama yapıyoruz. Ne yazmışım? Taban 1'den büyükse üstü büyük olan büyüktür. Taban 0 ile 1 arasındaysa, yani basit kesirse, üstü büyük olan küçüktür demişim. Haydi bakalım o zaman sıralayalım bu cümleler doğrultusunda. A'yı bir düzeltelim arkadaşlar. A nedir? Kuvvetin kuvveti çarpılır. 5 üzeri 6 olur. B'yi de düzeltelim. B, dikkat edin arkadaşlar. Şöyle parantez yazmış. Bakın böyle parantez yazmış. Yani 5'in üstüne o 2'nin küpünü koy demiş. 8 koydum. Aynı şeyi C'ye de yapmış. Bakın 5'in üzerine 3'ün karesini koy demiş. Yani 5'in 9. kuvveti. Tamam, 5'in üzerine 3'ün karesini koydum. Şimdi diyor ki taban 1'den büyükse öyle mi? Evet öyle. Üstü büyük olan daha büyüktür. Yani C büyüktür. Sonra B'dir. En küçüğü de A'dır. Aynen öyle. Gelelim buraya. Arkadaşlar 1 bölü 2'yi biliyoruz. İsterseniz düzeltin. İsterseniz basit kesir gibi yapalım. Haydi basit kesir gibi yapalım. Bunu 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti dursun. Buna bakalım arkadaşlar. B'ye bakalım. Şu eksi 1'i kuvvetle çarpalım. Bu da olsun ki 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti. Geldik C'ye. C'de diyelim ki arkadaşlar 1 bölü 2'nin kuvvetinin kuvvetini çarptım. 6. kuvveti dedim. Şimdi cümlemiz ne diyordu? Dönelim cümlemize, unuttuysanız. Taban 0 ile 1 arasında ise üstü büyük olan küçüktür. Tamam mı? Evet. Şimdi bakıyoruz. Ne dedik? Taban 0 ile 1 arasında basit kesir. Üstü büyük olan küçüktür. Yani en küçüğün C olduğunu biliyorum. Sonra ne arkadaşlar? Hangisi 0'a daha yakın? Öyle düşünün. Eksi 3 0'a daha yakın. Demek ki eksi 3 eksi 4'ten daha büyük. Demek ki A en büyüğünde B olması gerektiğini biliyoruz diyoruz. Peki gelelim. Tabanlar farklıysa ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Bakın tabanlar farklıysa kuvvetlerinin aynı yapılması lazımmış. Kuvvetlerin OBEB'ini alacağız. Bakın buraya bir şeyler yazmışım ama daha kolay bir yöntem var. Ki ama şart belli. Kuvvetlerin OBEB'ini alıyorum. Yani diyorum ki 10 değil 100, 80 ve 60. Hepsi neye bölünür? Bir kere hepsi 10'a bölünür değil mi? Burada 10 kalır, burada 8 kalınır, burada 6 kalır. Hepsi tekrar 2'ye bölünüyor. 5, 4 ve 3. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani kuvvetleri 20'ye böleceğim. Hiç klasik sınavda değiliz nasıl olsa. Kuvvetleri 20'ye böl. Ne kaldı buradan? 5 kaldı. 20'ye böl. 4 kaldı. 20'ye böl. 3 kaldı. Şimdi düşünün. A 2'nin 5. kuvveti gibi düşünüyorum. Tabii 2'nin 5. kuvveti değil. O ayrı bir mesele. 32 gibi düşünüyorum. B'yi 3'ün 4. kuvveti gibi düşünüyorum. Eşit demeyeyim. 81 gibi düşünüyorum. C'yi de 5'in küpü gibi düşünüyorum. 125 gibi düşünüyorum. Demek ki en büyük C, sonra B, sonra da A diyorum. Klasik sınavda olmadığımız için böyle yapabilirsiniz. Evet, geçtik bir sonrakine. Yine arkadaşlar tabanlar farklı. Ne yapalım? Ne dedik? Kuvvetlerin OBEB'ini alacağız. Eksileri almayın arkadaşlar. 33, 22 ve 11. Bakın hepsi 11'e bölünmüyor mu? Burada 3 kaldı, burada 2 kaldı, burada da 1 kaldı. Ben A'yı şöyle mi yazdım o zaman? Düzeltiyorum. Pardon bir dakika, biraz önce o yöntemi kullanmamıştık. 11'e bölün, eksi 3 kalsın. 11'e bölün, eksi 2 kalsın. 11'e bölün, eksi 1 kalsın. A'yı nasıl düşünelim arkadaşlar? 2 üzeri eksi 3, yani 1 bölü 8 gibi düşünün. B'yi nasıl düşünün? 3 üzeri eksi 2, yani 1 bölü 9 gibi düşünün. C'yi nasıl düşünelim arkadaşlar? C'yi de 1 bölü 7 gibi düşünelim. Şimdi hangisi büyük arkadaşlar? Geldik rasyonel sayılara. Payları aynıysa neydi arkadaşlar?
Ha onu da mı unuttunuz? Şöyle düşünün, 1 bölü 2 mi büyüktür, 1 bölü 4 mü büyüktür? Paydası, payları aynıysa paydası, çünkü bu yarımdır, öbürü çeyrektir. 1 bölü 2 yarımdır, öbürü çeyrektir arkadaşlar. Demek ki payları aynıysa paydası küçük olanın daha büyük olması lazım. Ben biliyorum ki C en büyük, sonra A, sonra da B diyebiliyorum. Evet sayın seyirciler. Evet peki bu kalıptayken ne yaparız? Sayın 12'ler biliyorsunuz hatta logaritmaya kadar gidiyorsunuz sakın yapmayın. Evet şimdi diyorum ki 3'ün hangi kuvveti 11'dir? Bilmiyorum. 3'ün kuvvetlerini yazayım. 3'ün birinci kuvveti 3. Hepsini yazmayacağım tabii. 3'ün karesi 9 mu? 3'ün küpü 27 değil mi? Evet, aynen. Peki 11 hangi arada? 11 bu arada değil mi? Aynen öyle. O zaman doğal olarak da ben x'in 2 ile 3 arasında bir sayı olduğunu biliyorum. Kuvvetlerine bakıyorum. Şimdi geldim 5'e. 5'in kuvvetlerini yazayım. Bu yanlışlıkla çıktı. 5'in birinci kuvveti 5'tir. 5'in karesi 25'tir. Peki ne görüyorum? 24'ü görüyorum. 24 şu arada değil mi? Aynen öyle. O zaman kuvvetlere bakın. Y de 1 ile 2 arasında olmak zorunda diyorum. Geldim 13'e. 13 üzeri Z'ye. 13'ün kuvvetlerini yazayım. 13'ün sıfırıncı kuvveti 1. 13'ün birinci kuvveti de 13. 12 nerede arkadaşlar? 12 bu arada. 12 pardon. Şaka 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 şaka. Şu 13. 12 hangi arada arkadaşlar? 1 ile 13 arasında. Doğal olarak Z de 0 ile 1 arasında olmak zorunda diyorum. Sıraladık. En küçük Z miymiş? Sonra Y miymiş? En büyük de X miymiş? Evet, aynen öyleymiş. Haydi geçtik bir sonrakine. Zaten 11, 12, 13 değil mi arkadaşlar? Hiç uğraşmamıza gerek yok. 11 küçüktür 12'den, o da küçüktür 13'ten gördük. 2 üzeri A küçüktür 2 üzeri B'den, o da 2 üzeri C dersem. Tabanlar bileşik kesirse yön aynı devam edecek derim. Aklınıza gelmezse tabii diğer metodu kullanabiliriz. Evet geldik. Çok küçük, çok büyük sayılara veya ondalık sayılara arkadaşlar. Bakın, biz virgül tamamlıyorduk, değil mi? Rasyonel sayılarda yapmıştık. Burada kaç basamak var? Ya da çok küçük, çok büyük sayı üstü gibi mi yapayım ya? Emin olamadım. Emin olamadım. Neyse, virgül tamamlayalım. Virgülden sonra 4 tane. Ben burayı da 4'e tamamladım. Virgülden sonra 2 tane. Burayı da 2'ye tamamladım. Şu parantez içindeki ifade 36 bölü virgülleri de kaldırdım. 36 çarpı 10 üzeri 3 oldu mu? Aynen öyle. Yukarısı da kuvvetim var. Eksi 7. Geldim öbür tarafa. Yukarısı oldu 210. Aşağısı oldu 21 ve tepesinde de eksi 22 var. Haydi eksi 22 var değil mi? Evet şu 36'ları götürelim. 21'e bölelim burada 10 kalsın. Ben 10 üzeri 3'ü de yukarıyı 10 üzeri eksi 3 çıkarsam bir de sonra eksi 7 ile çarpsam. Burada da 10'um var. 10'un üzerinde eksi 22'yi alsam. Kuvvetin kuvveti çarpıldı. Dikkat edin işaretlerine 21 oldu. Burası da oldu. 10 üzeri eksi 22. Tabanları aynı. Arada çarpmamız varsa 10 üzeri eksi 1 ve bu da dedim ki 1 bölü 10'dur deyip bitirdim. Tamam. Ondalık sayılar ya rasyonel sayılar biz bunları yapıyorduk. Şimdi burada da çok küçük çok büyük sayıları hatırlayacağız. Haydi bakalım. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir saniye bakayım başka örnek yapmış mıyım? Yapmamışım. Tek bir bilmiyorsanız çok yararlı olabilir miyim? Ha, aşağıda bir tane varmış. Neyse deneyelim. Haydi bakalım. Virgülden kurtulalım arkadaşlar. Ben bunu 8 çarpı 10 üzeri 1 desem yanına da 10 üzeri eksi 3 desem artı. Bu bakın virgülden 2, 3, 4. Bu 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 mü demektir? Aynen öyle. Aşağıda virgülden kurtulalım. Bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyeyim.
Ay şuradaki eksi 1'i unutmuşum. Evet. Bir de 10 üzeri eksi 2 diyeyim. Yukarıda arkadaşlar 8, 10 üzeri eksi 4 oldu mu? Artı. 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu mu? Aynen öyle. Aşağısı da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. 8 tane 10 üzeri eksi 4 ile 12 tane 10 üzeri eksi 4'ü toplarsam ben yukarıyı 20 tane 10 üzeri eksi 4 derim. Aşağıda da 2 tane 10 üzeri eksi 4 dedim. Ve eksi 10 üzeri eksi 4'lerden kurtuldum. Bir de böldüm. 10 olarak bulmuş oldum. Şimdi bu soruyu da ben virgül tamamlayarak yapabilirim. Ya da 10 üzeri kuvvetleri aynı değilmiş. Virgül tamamlayamıyorum. Sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 mü? Bu 10 üzeri eksi 4'ün x eksi birinci kuvveti. Aynen öyle. Aşağıya da bakalım. Virgül saydım. 1, 2, 10 üzeri eksi 2'nin 2 eksi x'inci kuvveti. Bu da eşittir 10 üzeri x artı 1 haline getirdim. Şimdi kuvvetin kuvvetini çarpalım. Hatta alttakini de yukarı çıkartalım. 10 üzeri eksi 4x artı 4 diyelim. Yukarı çıkartıyorum. Dikkat edin. Çarptığımın tam tersi işaretlisi. Aşağıya çarpıyorum. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4 dedim ama yukarı çıkarttım. Artı 4. Eksi 2 ile eksi x'i çarptım. Artı 2x ama yukarı çıkarttığım için eksi 2x dedim. Ve 10 üzeri x artı 1'e eşit dedim. Tabanlar aynıysa üstleri topladım mı? Topladım. 10 üzeri eksi 6x artı 8 haline geldi mi? Sağ tarafta 10 üzeri x artı 1 mi? Tabanlarım aynıysa arada eşitliğim varsa üstlerinde eşit olacağını zaten biliyorum. Birinci videoyu seyrettik. Evet, haydi bakalım. 7x'in 7'ye eşit olduğunu buldum ve ben x'i 1 olarak bulmuş ve işaretlemiş oluyorum. Yalnız son 3 sorum size bomba 3 soru. Ha bunu biliyorsunuz. 9 üzeri 9 sayısının 1 bölü 3'ü kaçtır? Diyor ki söylediğini mi yaz diyor. 9 üzeri 9'un 1 bölü 3'ü. 9 nedir arkadaşlar? 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 9. kuvvetini 1 bölü 3 ile çarpacağım. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 3 üzeri 18 oldu. Artık inatla 1 bölü 3 yazmayayım. Ya da şöyle yapayım. Hadi biraz daha düzgün olsun. Kuvvetin kuvvetini çarptım. 3 üzeri 18 dedim. O 1 bölü 3'ü de 3 üzeri eksi 1 yazsam daha hoş olur ve 3 üzeri 17 olarak bitiririm. Şimdi gelelim. Ne demiştik? Ta en başta. Ta en başta arkadaşlar. Üssü sayıların arasında toplama çıkartma varsa parçala parantezi al demiştik. Önce bir düzeltelim bakalım. 2 üzeri 36. 4 nedir? 2'nin karesi değil midir? 2'nin karesinin 18. kuvveti. 8 nedir? 2'nin küpünün 12. kuvveti. Bu ifadenin 1 bölü 24'ünü alacakmışım. Yani 1 ile çarpıp 24'e bölecekmişim. Haydi bakalım. Çarpalım, düzeltelim. 2 üzeri 36 durdu. Artı. Kuvvetin kuvveti çarpıldı. 2 üzeri 36 mı? Aynen öyle. Devam ettim. Bu da 2 üzeri 36 mı? O da öyle. 24 nedir? 4, 3 ile 8 diyelim. 2'nin küpü çarpı. Ay diyemedim. 2'nin küpü çarpı 3 diyelim. Pek bir şeye yaramayacak. Bakın. Yarayacak. Özür dilerim. Yarayacak. Yukarıdakilerin hepsi aynıymış arkadaşlar. Ben 3 tane 2 üzeri 36 der miyim? Hem de nasıl güzel derim. Aşağısı da 2'nin küpü çarpı 3. Bakın 3'leri götürdüm. O 2'nin küpünü de yukarı çıkarttım ya da çıkarttığınızı düşündünüz. Size kalmış bir şey. 2 üzeri 33 haline geldi. Evet. Hadi geçelim alttakine. Şimdi alttakine geçelim. Aman bu kolaymış. Şimdi anlatmam ya da yapalım ya. Atlamayalım. Hiçbir soru atlamayalım. Sonra soruları görürsünüz. PDF'de. Ha, ben PDF diyorum. Siz gülüyorsunuz. PDF'lerde gördüğünüz zaman şaşırmayın. Atlamış demeyin. 27 nedir? Yazmayalım. Hemen 27 nedir arkadaşlar? 3'ün küpüdür. Hadi alalım. 3'ün küpü. 3'ün küpünün
x eksi ikinci kuvvetinin 1 bölü 9'unu al diyor. Yani 9'a böl diyor. Kuvvetin kuvvetini çarpalım. 3 üzeri 3x eksi 6 diyelim. Şu 9'u da 3'ün karesi 3 üzeri eksi 2 olarak yanına çıkartalım. Ve diyelim ki biz tabanları aynıysa üstleri de toplayalım. 3x eksi 8 olarak bitirelim. Şimdi evet. Bakın arka arkaya 3 tane soru yapmışım. Bu 3 soru çok tehlikeli 3 sorudur. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Ben mesela bu kalıbı gördüğüm zaman direkt ben şıklara bakarım. Paydaki sayılara bakarım arkadaşlar. Paya ait sayılar 3 veya eksi 3. Tabii ikisi de varsa ben soruyu çözmem lazım. Bu sorunun yanıtı ya 3'tür ya eksi 3'tür. Bakın arkadaşlar. Aşağıdakine payda ne görüyorsunuz? Bu sorunun yanıtı ya 3'tür ya eksi 3'tür. Kalıbı tanımanız gerekiyor. Bu sorunun yanıtı ya 2A'dır ya eksi 2A'dır. Şimdi tabii ki kalıbı tanımadık. Bakalım tekrar eden bir şey var mı? Var arkadaşlar. Bakın 5 üzeri x eksi y'ye ben t dersem. Burada da onun işaretinin kuvvetinin işareti değişmiş. 5 üzeri y eksi x yerine de 1 bölü t yazacağım. Haydi bakalım yazalım arkadaşlar. 3 bölü eksi 1 eksi t haline geldi artı 3 bölü eksi 1 eksi 1 bölü t haline geldi. Şimdi sağ tarafta ben hemen önce bir payda eşitleyeyim. Hatta gerekirse ters çevirip çarpayım. Eksi 1 eksi t artı 3 bölü payda eşitlediğimde eksi t eksi 1 bölü t haline gelecek. Ters çevirip çarptım arkadaşlar. Şimdi hemen elime şu geçti. 3 bölü eksi 1 eksi t. Ters çevirip çarparsam 3t yukarı gelir. Bakın yerleri değişik olsa bile aynı şekilde yazdım. Ve hatta ortak payda da yazayım arkadaşlar. 3 artı 3t aşağısı eksi 1 eksi t. Yukarıyı 3 parantezine alayım. Ne kaldı? 1 artı t kaldı. Aşağıya eksi parantezine alayım. Ne kaldı arkadaşlar? 1 artı t. Gördüğünüz gibi kalıbı tanıdığınızda eğer her ikisi de şıkta yoksa, tabii varsa soruyu çözeceğim. Her ikisi de şıkta yoksa 3 varsa ya da yalnızca eksi 3 varsa ben hiç çözmeden işaretlerim. Evet gördük. Şimdi gördünüz mü kalıbı arkadaşlar? Hemen dönüşüm yapalım. 5 üzeri x eksi y eksi 2'ye ben t dersem. Bakın onun da işaretleri değişmiş kuvvetinin. Y eksi x artı 2'ye de tam tersi 1 bölü t derim. Hemen yerleştirelim bakalım. Ne oldu sorum? 3 bölü t artı 1 artı 3 bölü 1 bölü t artı 1 oldu. Yine sağ tarafta bir payda eşitleyeyim. 3 bölü t artı 1 burası artı 3 bölü payda eşitledim. 1 artı t bölü t oldu. Hadi onu da ters çevirip çarpalım mı? 3 bölü t artı 1 artı 3t bölü t artı 1. Toplamanın değişme özelliği var. Ortak payda da yazdım. Hatta ortak payda da yazdığımda gördüm zaten yanıtı 1 artı t. Yukarıyı 3 parantezine alayım. 1 artı t. Gördüğünüz gibi soruyu çözmüş olduk. Evet yanıtı 3 olarak bulduk. Şimdi gelelim aynı şekilde aşağıdakine. Evet ne yapalım? Gördük mü tekrarlananı? Gördük. A üzeri x eksi y'yi eğer kalıbı tanırsanız gerçekten avantajlı yaşarsınız. A üzeri y eksi x'e de 1 bölü t derim. Haydi yerleştirelim o zaman. Bu güzel bir sorudur arkadaşlar. 2a bölü t eksi 1 artı 2a bölü 1 bölü t eksi 1 oldu. Yine aynı şekilde payda eşitledim. 2a bölü t eksi 1 artı 2a bölü 1 eksi t bölü t. Ters çevirip çarpacağım. Haydi bakalım burada dikkatli olun. 2a bölü t eksi 1 artı 2a t bölü
1 eksi t. Şimdi paydalar aynı değil arkadaşlar. Çıkartmanın değişme özelliği yok. Ben bu ikisinin yerlerini değiştireceğim. Önündeki işareti değiştireceğim. Yani elime şu gelecek. 2a bölü t eksi 1 eksi 2at bölü t eksi 1. Şimdi paydalarım aynı olduğu için ortak paydada yazıyorum. 2at bölü t eksi 1. Yukarıyı ne parantezine alayım? 2a parantezine aldım. 2a parantezine alırsam 1 eksi t yukarıda kaldı. Aşağıda t eksi 1. Dediğim gibi çıkartmanın değişme özelliği yok. Ben bunları götürürüm ama önüne eksiyi koyarım. Yani yanıtın eksi 2a olduğunu bilirim. Gördüğünüz gibi bu kadar işlemden kurtuluyoruz. Yani zaten demiştik ya a 2a'ydı ya eksi 2a'ydı. Şimdi son 3 soru, bomba 3 soru. Deneme sınavlarında görüyorsunuz arkadaşlar. İlki kolay. Üçüncüsü, sonuncusu fena değil. Ortadaki bomba. Evet. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri x'e 5 demiş. Sorularına bakın arkadaşlar. 10, 2 ve 5'ten oluşuyor. O zaman önce ben bunu ayırayım. 2 ve 5 yazdım. 3 bölü x artı 1 dedim. Şimdi diyorum ki bakın B'ye 5 yerine 2 üzeri x yazarmışım. Yazayım. 2 çarpı 2 üzeri x üzeri 3 bölü x artı 1. İçeriye baktım arkadaşlar. Tabanlar aynıysa üstleri topladım mı? 2 üzeri x artı 1'in 3 bölü x artı 1'inci kuvveti mi? Bakın kuvvetin kuvvetini çarptığım an soru bitti. Yani sorumuzun yanıt yeşil. Haydi bre. 2 üzeri 3 bulduk ve 8 olarak bulmuş olduk. İkinci soru bombaydı, öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Bunu ben bile yırtınmıştım. Bakın ben bile bu kadar da mütevaziyimdir. Bayağı yırtınmıştım. Güzel bir soruydu. Hatırlıyorum bu soruyu. Evet, hadi başlayalım. Şimdi burada düşündüğüm her şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Bakın 12'leri gördüm. Tabanları aynı dedim. Hadi bunları taraf tarafa çarptım. Bir yere gidemedim. Taraf tarafa böldüm. Yine bir yere gidemedim. Hiçbir şey yapamadım. Ha, 12'yi 4 ve 3 olarak ayırdım. Ve 2 ve 3 olarak da düzenledim. Ama orada duran 5 var ya, o 5 beni mahvetti arkadaşlar. Sonra sorulana döndüm arkadaşlar. 1 eksi y'yi nasıl oluştururum diye düşünmeye başladım. O zaman dedim ki ben bundan başlayacağım, buradan dalacağım dedim. Evet, 1 eksi y'yi yaratmaya çalıştım. 1 eksi y'yi yaratabilmek için de 12'yi 4 ve 3 değil de 2'nin y'ninci kuvveti ve 6'nın y'ninci kuvveti diye ayırdım. 6 üzeri 1. Bakın her iki tarafı 6 üzeri y'ye bölersem ben şöyle bir şey mi buluyorum? Evet. Ve dedim ki o zaman 2 üzeri y 6 üzeri 1 eksi y'ye eşit dedim. Bunu kenarda tuttum. Sonra dedim ki ne dedim ben? Bir saniye bakıyorum şimdi ne dedim? Madem bunu böyle ayırdım, 12 üzeri x'i de böyle ayırayım dedim. Yani ay böyle yapamadım tabii. Bunu da 2 üzeri x ve 6 üzeri x eşittir 5 dedim. Buradaki 6 beni rahatsız ettiği için geri döndüm. 6'yı buradan çektim arkadaşlar. Her iki tarafın 1 eksi y'ninci kuvvetini aldım. Bakın 1 bölü 1 eksi y'ninci kuvvetini aldım. Ay orası da çok sıkıştı, görebildik mi? Durun bir daha yazacağım orayı. Biraz ayrık yazayım. Şurası ne kalmıştı? 2 üzeri y ve 6 üzeri 1 eksi y. Dedim ki 1 eksi y paydada olmalı. Onun için her iki tarafın 1 bölü 1 eksi y'ninci kuvvetini aldım. Tamam, 1 eksi y'ninci kuvveti. Burada 1 bölü, tabii bunlar gitti. Ne kaldı elimde? 6 yerine 2 üzeri y bölü 1 eksi y gibi bir şey kaldı. Şimdi bu 6'yı ben alıp bunun içine yerleştirdim.
Dedim ki bu 2 üzeri x ve 6 yerine 2 üzeri y bölü 1 eksi y'nin x'inci kuvveti yazdım. Ona da eşittir 5 dedim. Kuvvetin kuvveti çarpılır dedim. Çarptım. 2 üzeri x y bölü 1 eksi y eşittir 5 dedim. Hatta buraya gelene kadar nereye gidiyorum diye de düşündüm. Sonra dedim ki tabanları aynıysa üstleri de bir toplayayım. X artı x y bölü 1 eksi y haline geldi. O da 5 hala. Payda eşitledim kuvvetlerinin. 2 üzeri x eksi x y artı x y bölü 1 eksi y çıkınca oh dedim çözdüm arkadaşlar. Çok gıcık soru olduğunu hatırlıyorum. Ben böyle bir yöntem buldum. Tabi farklı bir yöntem bulursanız söyleyin arkadaşlar. X bölü 1 eksi y'nin 5'e eşit olduğunu buldum. Ve dillere destan son soruyla bitirmiş. Ha pardon, bir tane daha sorum vardı. Bu onun kadar zor değil ama arkadaşlar. Bakın biraz önceki soldaki soruya benziyor. Onun çarpanları 2 ve 5. Ama ekstra bir şey yapacağım. Ben bunu ayıracağım. Bunu arkadaşlar x artı 1 artı 2 bölü x artı 1 ve x artı 1 diye ayırdım. Yani bu dedim ki 1 tam artı 2 bölü x artı 1 olmalı. Şimdi 10 soldaki soru gibi 2 ve 5 halinde yazdım. Bunun üzerine de 1 artı 2 bölü x artı 1'inci kuvveti dedim. Ve 2 yerine 5 üzeri x yazdım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 ve 1 artı 2 bölü... Ha, burada erken mi parçalamışım? Evet, biraz erken parçalamışım galiba. X artı 1 dedim. Tabanları aynıysa üstleri topladım. Burası 5 üzeri x artı 1'in 1 artı 2 bölü x artı 1'inci kuvveti dedim. Sonra kuvvetin kuvvetini çarptım arkadaşlar. 5 üzeri x artı 1 ve bir dakika onu ayırayım arkadaşlar. Ve 5 üzeri x artı 1'ler gitti. 5'in karesi halinde kaldı. Şimdi dedim ki 5 üzeri x çarpı 5 diye yazayım. Yanına bir de 25 koyayım. 5 üzeri x'i 2 vermiş. 25 ile 5'i de çarptım. 125 dedim. Burayı da 250 olarak bitirdim arkadaşlar. Evet. Son 3 sorum bomba soruyu da kabul edin arkadaşlar. Bu tür soruları görüyorsunuz. Mantığını anlamanız gerekiyor. Herhalde anladınız, anlatabildim. O zaman soru çözümlerinde görüşelim mi? Tamam. İlk önce benim seçtiğim sorular, sonra ÖSYM'nin seçtiği sorularla birlikte olacağız. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Biberle pekmezinde sizlere çok selam var. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.